kırıkları çıkıkları, topu tutamayıp kaçırmaları, hepsinin kolayı var. Pozisyon. Tutuş pozisyonu. Ne olacak tutuş pozisyonu? Baba. Mesela ilk defa geliyorsunuz. Babacığım. Değil mi? İlk geliyorsunuz. Tutuş pozisyonunun ne olduğunu biliyor musun? Yani biz topu nasıl tutmalıyız? Gel yanıma. İsim neydi? Sude. Sen de mi Sude? Herkes Sude. Şimdi ben daha hiç, siz eğitimi biliyorsunuz, parçasızsınız, seni bir senedir yapıyorsunuz. Sizin bilmeniz normal. Ama Sude mesela, biz direkt idmana girseydik, Sude'ye çalıştırsaydık, Sude ne biliyordu? Top tutuş şeklini göster bana. Yukarıdan göster, yukarıdan şu hizadan gelen top tutuş şeklini göster. Evet, gördüğünüz gibi yine karnını almaya çalışıyor. İşte blokaj burada devreye çıkıyor. Yani Kubilay abine bak, bu topun bu kısımdan geldiği zaman tutuş pozisyonu W pozisyonu. W. Ver. Göstereyim orada. Şu pozisyon. Burada geç karşıma sen de. Sen de gör. Şu pozisyonda. Şuradan gelen pozisyonda ve şuradan pozisyonda. Şuradan gelen pozisyonu şuraya göre göstereyim. Şu pozisyonda. Şu arkadaki parmaklarımız bizim en büyük güvencemiz. Yani şu topu şöyle tuttuğumuz zaman buradan kaçma ihtimali var mı? Var. Var mı? Ama buradan tuttuğumuz zaman yok. Kaçsa bile topu önümüze düşürüyor. Hemen alma ihtimalimiz var. Çok var. Çok çok. Bunu hatasını yapan, tam denk getiremeyen, işte pozisyon alamayan ligde de çok arkadaşımız var. Kaçabiliyor. Ben de kaçırdım. Elinden kaçtı. Top o canlanan top oluyor işte. Canlanan top. Top bir anda canlanıyor. Bizim en büyük sıkıntımız. O bir kötü günümüz olabiliyor yani. Geçen maç benim elimden kaçtı. Bu pozisyonu aldığımız zaman adam vurdu. İşimiz bitiyor mu? Sadece böyle mi duracağız yani? Böyle mi duracağız? Veya böyle mi alacağız? Bu tabi pozisyon iyi. Tutuyorum. Böyle mi alacağım? Hayır. Uygun mu böyle? Neden değil? Karahan gel buraya. Vereceğim hepine söz. Bu pozisyonu aldın. Burayı aldın ama topu iyi tuttun. Tutuyor. Ne sıkıntı olabilir ki? Düşmeyeceğim yana. Evet. Oyuncu gelip vurur. Buradan kaçabilir. Çünkü tam kuvvetli almıyoruz. Hocam yana geçersen. Ama buradan kaçtığı zaman çarpacağı yer belli. Ama buradan kaçtığı zaman Gol olacağı belli. Pireden alırız diyoruz. Bu pozisyonlarda da geç Sude karşıma. Karan sen de geç karşıma. Tam yan yana geçin. Bu pozisyonlarda da adını kullanıyoruz. Evet. Ve arkasına. Böyle yapıp almıyoruz. Tam arkasında alıyoruz. Yani karanlıkta gözükeceği gibi tam arkasında pozisyon alıyoruz. Niye? Sigortamızı görüyorsunuz. Blokaj konusunu anlamadığınız yer varsa bana sorun. Bana sorun. Öbür konuya geçeyim. Hani burada mesela ben böyle tutmasam da böyle tutsam veya gelen topu karnıma alsam garanti, bazı kaleciler var hava topunu bile havadayken karnına almaya çalışıyor, korkuyor. Güven yok kendine çünkü diyor ki ben böyle çıksam belki kaçırırım diyor. Bakın bu yağmurlu hava da olabilir. Yağmurlu hava da geliyor. Boştakin alabilirsin. Ama bir kaleci her zaman, ona da geleceğim. Hava topunda kollarını açması ve bunun bu hizada olması lazım. Yamuk da olmayacak. Böyle de olmayacak. En yüksekte. Konuşmasına ayrıca gireceğim. Bir diğer konu. Karahan girdi, ona ben de söyleyeyim. Kaleci konuşacak. Anahtar var şeyde. Hemen gel. Namaz kıl gel. Hemen gel. Seni de çekeceğim buraya. Çabuk ol. Ondan sonra cuma konuşması. Arkadaşlar gidiyorum, maçları izliyorum. Hiçbir türlü tepki vermiyorsunuz. Bazınız daha izleme fırsatı görmedim. Mesela geçen Aykut'un maçına gittim. Aykut kalede durmuş. Hiçbir tepki yok. Bağırınca sesim beni duyunca bağırmaya başladı. Ya ben yokum diyorum size arkadaşlar her yerde. Öğrettiklerimi siz öğretmezseniz bu akademiye haksızlık etmiş oluyorsunuz.
Ben penaltı istatistiğini veriyorum. Onu uygulamazsanız, o topu fileden alırsanız bu akademiye haksızlık etmiş oluyorsunuz. Yan topa çıktığınız zaman ben de demezseniz bu akademiye haksızlık etmiş oluyorsunuz. Tutuş şekliniz yanlış olursa, size bir derlerse ki bak hocam nasıl öğretmiş, bana haksızlık etmiş oluyorsunuz. Ondan diyorum ki beni iyi dinleyin. Dinlemelisiniz. Dinlemelisiniz. Bunu ben biliyorum. Şimdi ben bana anlattığım zaman sıkılıyorsunuz. Kenarlara bakıyorsunuz. Oraya gülüyor. Öbürkü annesine diyor. Öbürkü şey yapıyor, baba diyor. 1,5 saatlik bir zamanımız var. Kulak verin. Diyorum ki burada öğrenirsiniz. Bak inanın buna. Şimdi Sude öğrendi, yatmasın. Hiç idman yapmasın. Gitsin maçta, bunları maçta uygular. Ve en iyisini yapar. Kalecilik demoyla da, görsellikte de oluyor. İzleyerek de oluyor. Gol yiyorsun. Ömer mesela kötü gol yedi. Yedek kaleci onu gördü. Ömer kadar o da o konuda bilgili olacak. Ben bunu, Ömer bunu yaptı ve Ömer dedi ki ben bunu bir daha yapmayacağım. Bazı goller vardır. Yedikçe, hata yaptıkça doğruyu bulursun. Golü yiyeceğiz ki doğruyu öğreneceğiz. Üzülüyoruz. Tamam. Ama bir türlü de sevincimizle o golü bir daha hatasını yapmayacağız. Zaten yapıyorsak sürekli o hataları, düz dur, konsantreni bozma. Ne yapıyorsun, yuvarlanıyorsun? Hata yapıyorsak sürekli devam ediyorsa sıkıntı. Bir zaman sonra, büyüdükten sonra aşağılara düşüyoruz. Ama hata yaptıktan sonra düzeltiyorsak o bizim için güzel bir şey. Anlaştık. Adımlamalar her zaman fix. Adımlamalar. Yan toplardaki adımlamalar her zaman çapraz olacak. Çapraz adım. Pozisyonlarda özellikle bakın o cepheden gelen toplarda hafif kaleye arkasına yanaşacağız. Niye yanaşacağız? Orayı. Çoğunuzu buralarda görüyorum orta yaparken. Niye yanaşacağız buralara? Büyük kale için söylüyorum. Küçük kale için zaten aran daralıyor. Yine aynı yer oluyor. Eğer ben bu pozisyonu alırsam bakın bu ayak sağ ayak solda, soldan orta geliyor. Sağ ayak ortanın geldiği yere bakacak. Sol ayak önüme çıkacağım yere bakacak. Aldım pozisyonumu. Bakın. Arkaya gelen top zaten bende. Öne gelen top önümde. Yana gelen top bakışım çaprazımda bende. Ama burada eğer ben buraya gelirsem, buradan beklersem arkaya gelen top benim için çok uzakta. Sadece öne gelen topu rahat alabilirim. Çapraz top da çok uzakta. Dikkat ediyor musunuz? Bir anda her yer bana açık oluyor. Her yer. Ama burada kapanıyor burası. Sıkıntı büyüyor. Pozisyon almayı unutmayın. Topa göre pozisyon. Bunları zaten çalışacağız ama önce benim sizden en önemli istediğim şeyler bunlar. Konuşmayı ihmal etmeyeceğiz. W pozisyonu, adımlama, çapraz adım, yan topta konuşma. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Kapaklanmalara, uzamalara zaten ilerleyen zamanlarda geçeceğiz. Sorusu var mı? Genellikle nasıl goller yiyorsunuz? Çok ters. Sadece nasıl gol yiyorsun mesela? Genellikle üstten gelen hocam. Şöyle üstten gelen. Var ya. Tamam onu da söyleyeyim. Üstten gelen toplarda o konuya da girmişken. Hepimiz üstümüze gelen toplarda arkaya bir adım atma şeyini unutuyoruz. Ve genellikle arkaya doğru koşarken hep bu vaziyette koşuyoruz. Ama arkaya pozisyonumuz yarım olsa bakın burada da çaprazı kullanıp vurabiliriz. Dikkat edin. Her geri geri böyle koşan bir kalecinin topu üstüne oturma şansı %100'dür. Yakalama şansı çok zordur o topu. Yakalayabilir. Fiziğini, boyunu kullanabilir ama elbet ileride ona büyük sıkıntı yaratacaktır. Her zaman geriye giden topları o topu oradan gördüğümüz zaman pozisyon almasını iyi bileceğiz. O top geliyor, bizi açacak. Geldiği zaman gitmeyeceğiz.
adım atacağız. En doğru yerde timingimizi, yani zamanlamamızı sağlayacağız. Arkaya giden toplarda bizim için büyük sıkıntı bu. Küçük kalelerde hepiniz değiyorsunuz direğe. Ama nasıl arkamızdan gelen toplar oluyor? İşte bu yüzden oluyor. Olduğumuz yerde sıçrıyoruz. Değil mi? Hepimiz olduğumuz yerde sıçrıyoruz ve üstümüzden geliyor. Mesela duvarda da gördüm, ulaşta da gördüm. Karanda da gördüm. Ama hafif bir adım tokat en güzeli. Başka? Sesli. Hocam yakından pozisyonlu hocam gelince hocam köşeye... Karşı karşıyalarda. Karşı karşıyalarda size en çok üzerine duracağım konu ayaklarınızı çıkaracağım. Hı. Büyükler çıktı, büyükler yapmaya başladı. Artık karşı karşıyalarda bu beklemeyi kaldırdım ben. Tam topu vurulana kadar son anda şu ayak kenarda, bu uzuyor. El yanda, el yanda. Yani karanda bir tane göstereyim. Pozisyon güzel. Karşı karşıya pozisyonlarda en büyük sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız da bunu izlesin. Pozisyon güzel. Ben sürdüm. Bekle Karahan. Bekle. Karahan geldi. Benim dediğim şey atladı. Bitti işi. Ama onu da çıkar. Sağa da çıkar. Diz üstü. Diz üstü. Dizin üstüne gel. Şimdi iyice otur. Yani tam popon üzerine oturma. Bunu aç. Evet güzel. Bunu biraz daha açıyorsun. Evet bu. Tamam. Bakın arkadaşlar bu pozisyonda şunu da çıkaracağız zamanla. Ayak hareketlenecek, esneyecek. Bu pozisyonda karşı karşıyalardı ama bu pozisyonu bakın. Ben topu sürüyorum. Burada almayacak. Ben tam vuracağım zaman onu kilitleyeceğim. Tam vuracağım zaman. Yani şu ayak gösterdiği zaman vücut salacak. Bu pozisyonda bakın. Geçmiyor. Gördünüz mü? Bu yana da vuracak. Hocam, çıktırma tersi. Bak ne diyorum sana? O vuracağı zaman diyorum sana. İyi dinle. Dinleyerek öğren. Niye diyorum vuracağı zaman? Onu aşıttırma şansı bırakmayacak. Ama önceden gitti. Seni geçer bile. Aç. Buradan gol olur mu? Olmaz. Göğsü. Olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz, bu olmaz. Buradan mı atıyorsa kusura bakmasın, atsın artık. Süpermen yok. Ama biz kapatabildiğimiz kadar açığın hepsini böyle kapatacağız. Bir de açı çok önemli arkadaşlar. Bakın, bu pozisyona göre bu iyi. Dur, bana doğru dön birazcık. Ama ben buradan geliyorsam, burada böyle kaldıysam, bütün alan boş. Pozisyon açı diye kapatacağız. Onu öyle bir imkan, öyle bir duruma sokacağız ki o imkanı vermeyeceğiz. Gel Turgay. Hoş geldin. Turgay da kaleciliği bıraktı. Kaleci antrenörüne adım attı. İskenderun'da yaşıyor. Burada eğitim görüyorsun. Evet, evet, eğitim doğru. Görüyorsun. Biraz benim yanımda staj göreceksin artık. Evet. Yine konuşacağız seninle şey yapacağız ama kalecilerimiz, küçük kalecilerimiz neye dikkat etmesi lazım? Turgay. Önce konuşacaklar. Bol bol konuşacaklar. Uyaracaklar, takip edecekler, sürekli konsantrasyonlarını tam olarak sağlayacaklar. Yani ondan sonra da bol bol çalışacaklar. Mesela ben bunları şey gördüm, maç izlemiyorlar. Maç izlemeden olmaz. Maç izlemiyorlar, ben onu gördüm. Yani mesela, ben mesela aile dostum benim, Karahan, Ulaş, Duan'ın babaları, şeyleri, ailesi. Ben onları maç izlerken hiç görmüyorum. Mesela ben babasıyla, annesiyle maç izliyorum. Ailesi top tutulmasını, nerede ne olduğunu onlardan daha iyi biliyorlar. Evet. Bu neden acaba? Bıkkınlık mı geliyor yani? Futbol soğuyor, şey mi yapıyor? Böyle alışıyor. Zaten diyor ben bunları biliyorum da. Ben olduğum hissiyat olduğu zaman sıkıntı. O biraz rehavete sokuyor bizleri. Maçları izlerken sıkılıyor musunuz? Hayır. En kötü maç bile sizi sıkmaması lazım. Tamam, Türk futbolumuz biraz kötüye gidiyor. Sıkıntılarımız var. Ama en kötü futbol bile sizi sıkmaması lazım. Şimdi fazla konuşmayacağım. Hepinizin kandili tekrar mübarek olsun. Tüm izleyicilerimizin kandili mübarek olsun. İdmanımıza başlayalım. Bir kısa bir idman yapacağız ama dediğim gibi bu idman sizin için çok önemliydi. Evet, soru alayım. Hocam,
Sesle. Dediniz ya Evet, eldivenler konusunda bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, en kalite eldiven bile sizin bu verdiğiniz zararı karşılamaz. Eldivenlerinizle müthiş zarar veriyorsunuz. Niye? Bilmediğinizden. Bu eldiveni böyle yere sürtersen bunların lateksi dayanmaz. Yıpranır ve üçüncü idmanda atar. Ama bu eldiveni böyle kullanırsan şu vaziyette bir yat Türgay. Yattığı zamanki vaziyette ve kalkarken ki pozisyonda kullanırsan eldivenin ömrünü çoğaltırsın. Sana verdiğim bir eldiveni iki idmanda bitirmişsin. Yazık. Yazık. Yani şu an bir eldiven 200-250 TL'den başlıyor. İyi bir eldiven. 300 liraya kadar gidiyor. Ama sen 1 milyarlık eldiveni alsan bile ne olacak ki? Çünkü parçalıyorsun. Sonra diyorsun ki aa bu eldiven kalitesizmiş. Ama sen bu eldivene zarar veriyorsun. Bu eldivenle korunurken atladığın zaman topu aldıktan sonra kalkış pozisyonunuz bu olması lazım. Yatarken vurdun, sürttünürken şu kısmın gelmesi lazım. Şu kısım. Burası daha zor yıpranır. En sert yer. Anlaştık. Hadi bakalım idmanımıza başlayalım. Şükürcüğüm.